Ordu hareketi. Amerika gibi büyük güçler kararları başkanlara bırakmaz. Derinlerde alınan kararların açıklanması ya da sunumu başkanlara verilir. Böyle binlerce örnek vardır. Başkanlar kişisel olarak başka denge isteyebilir. Doğaldır da, ancak hayata geçmesi başka bir gücün elindedir. Şu an Amerika İngiltere'yi yanına almak, Londra'nın eski bakiyelerini canlandırmak, Avrupa'yı tasfiye planını uygulamakta. Avrupa bizim için tarihi bağları ve derin ilişkileri taşıdığı için işin ucu sonunda gelip bir şekilde bize dayanacaktır. Çünkü Türkiye bu mücadelenin tam merkezinde yer almaktadır. Konumu gereği uzak kalamayacağı bir mücadelenin merkezindedir. Olacaktır. Hatırlayanlar olacaktır. 2018'in Nisan'ında Fransa Devlet Başkanı Macron Washington'a gitti. Trump'la çok samimi pozlar verdi. First Lady'lerin de katıldığı bahçedeki çekimler harikaydı. Şıklığın konuşulduğu fotoğraflarda çok şık olmayan bir şey gerçekleşiyor ve iki lider Beyaz Saray'ın arka bahçesine fidan dikiyorlardı. Bu sembolik olarak da olsa çok önemliydi. Fransa, Amerika'nın kuruluşunda vardı, savaşlarında vardı. Trump, Fransa'ya sempati de duysa, Macron'la birlikte bunu hayata geçirmek için fidan da dikse, ertesi gün o fidan oradan çekilip alınıyordu. Yeşermesi beklenen fidan ortadan kayboluyordu. Yani Amerika'nın yürüyeceği yol başkana bırakılmıyordu. Devam. Amerika'nın Avrupa ile ilgili düşüncelerini Macron çok iyi biliyordu ve ön alıyordu. Tarihler 2017'yi gösterirken Macron Paris'teki Charbon Üniversitesi'nde 100 dakikalık bir konuşma yapıyordu. Avrupa ordusu fikrini orada ilan ediyordu. Haliyle bu konu orada kapanmıyordu. Macron'un Almanya parlamentosunda yaptığı konuşma daha etkili ve daha derindi. Macron, Avrupa'nın dünyayı kaosa sürüklemekten alıkoyma yükümlülüğü var. Avrupa büyük güçlerin oyuncağı olamaz diye haykırıyordu. Fransız lider Avrupa ordusunun Amerika'ya olan bağımlılığı azaltacağını dile getiriyordu ve noktayı şöyle koyuyordu. Bizi engellemeye çalışan birçok güç var. Tartışmalarımıza karışıyor, liberal demokrasimize saldırıyor ve bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bu küresel düzende gücümüzün birlikten geldiğinin farkında olmalıyız. Merkel de söz alarak destek veriyordu. Bir kavşakta olduğumuzu söylediniz, ben de tam olarak bunu görüyorum. Buna uzaktan bakıldığında Fransa'yı konuşturan Almanya'dan başkası değildi. Akıl ve güç onlardaydı. Amerika'nın İngiltere ile birlikte küresel düzenleme kurduğu oyunu görüyordu. Çare arıyorlardı. Önemli çarelerden biri Türkiye'ydi. Ancak onlar kapıyı çoktan kapatmışlardı ve Türkiye başka eksende yürüyordu. Avrupa'da derin gündem orduydu. Askersiz, silahsız adım atılamayacağını artık görüyorlardı. Ve bir şekilde bu ordu kurulacaktı. Amerika'nın Afganistan'dan ansızın kimseye haber vermeden çekilmesi, Avrupalı başkentleri bu noktaya taşımıştı. Hem Merkel hem de Macron, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde kullandığı, Amerika artık ülkeleri yeniden yaratmak için asker göndermeyecek ifadesiyle Trump'ın önce Amerika sözlerini birbirinden ayrı değerlendirmiyordu. Libya'ya giden Türk gemisinin önünü kesen Fransız donanması üzerine tansiyon fırlıyor ve NATO işin içine giriyordu. Fransa, Akdeniz'deki her meselede Türkiye'nin karşısında tutum izliyordu. Yunanistan gerilimi tırmandırıyor, Paris onlarca savaş uçağı yolluyordu. Hemen Alman fırkateyni Türk gemisini basıyor, arama yapıyor, olay yine NATO'ya taşınıyordu. Aslında Amerika Avrupa'nın ordu kurmasını tetikleyecek eylemlerde bulunmaktaydı. Avrupa'da Türk gemileri üzerinden NATO'yu test ediyordu. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözü önemli bir çıkıştı. Söyleyen Macron olsa da Merkel de buna katılıyordu. Amerika, orta ve uzun vadede ordusu olan Avrupa'nın İngiltere'nin başına iş açacağını da düşünmekteydi. Avrupa'daki gerilimin bütün başkentleri etkileyeceğini hesap etmekteydi. Çin'i de o gün gelinceye kadar İpek Yolu üzerinden İngiltere'yi yanına alarak gidecekti. Türkiye'nin İngiltere ile yakınlığı Avrupa'nın kimyasını bozacaktı ki bu başladı zaten. Hep yazdığım gibi Türkiye yanı alan soluğu Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da alırdı. Kavga da buydu. Avrupa pes etmeyecektir, ellerinden gelen basıncı uygulayacaklardır. İlk hedefleri yine Erdoğan olacaktır ve her şartta gidişatı değiştirmek için geleceklerdir. İç siyaseti de böyle okumamızda fayda var. Ergün Diler, Takvim.
Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.